Elektrik şebekesi arz ve talep arasındaki hassas dengeye dayanarak çalışır. Elektrik arz ve talebindeki dalgalanmaları dengelemenin bir yolu, nispeten yüksek üretim ve düşük talep dönemlerinde elektrik depolamak, daha sonra düşük üretim ve yüksek talep dönemlerinde elektrik şebekesine geri bırakmaktır. Bazı durumlarda depolama ekonomik güvenilirlik ve çevresel faydalar sağlayabilir. Ne ölçüde dağıtıldığına bağlı olarak elektrik depolama elektrik şebekesinin daha verimli çalışmasına yardımcı olabilir, yoğun talep sırasında elektrik kesintileri olasılığını azaltabilir ve daha fazla yenilenebilir kaynağın oluşturulmasına ve kullanılmasına izin verebilir. St. Louis'deki Washington Üniversitesi'nden yapılan yeni araştırmaya göre, dünyanın en ucuz ve en tanıdık yapı malzemelerinden bazıları olan kırmızı tuğlalar, bir pil gibi elektrik tutmak için şarj edilebilen enerji depolama birimlerine dönüştürülebilir. Tuğla, binlerce yıldır duvarlarda ve binalarda kullanılmıştır, ancak nadiren başka herhangi bir kullanım için uygun bulunmuştur. Şimdi, kimyagerler, cihazlara güç sağlamak için gerekli olan enerjiyi depolayabilen akıllı tuğlalar yapmak için bir yöntem geliştirdiler. Bu kavram Ağustos ayında Nature dergisindeki makalede yayınlandı. Kimya profesörü ve araştırmanın baş yazarı Julio Darcy. Yöntemimiz normal tuğla veya geri dönüştürülmüş tuğlalarla çalışır ve kendi tuğlalarımızı da yapabiliriz. Aslında, Nature dergisinde yayınladığımız çalışmada kullandığımız tuğlaları 65 sente aldık. Dedi. Tuğladan yapılmış duvarlar ve binalar zaten büyük miktarda yer kaplar, bu da elektrikli depolama için ek bir amaç verilirse daha iyi kullanılabilir. Bazı mimarlar ve tasarımcılar, mütevazı tuğlaların güneş ısısını emme ve saklama yeteneğini kabul ederken, bu tuğlaları ısıtma ve soğutma için termal kütleden daha fazla bir şey olarak kullanmaya çalışan ilk proje Araştırmacılar, sıradan kırmızı tuğlaları süper kapasitör adı verilen bir tür enerji depolama cihazına nasıl dönüştürebileceklerini gösterdi. Bu akıllı tuğlalar, tuğlaların gözenekli yapısında emilen nanofiberlerden oluşan PEDOT adı verilen iletken bir polimer ile kaplanır ve sonunda tüm tuğlayı enerji ileten ve depolayan bir iyon süngeri haline getirir. Tuğlalardaki kırmızı pigment olan demir oksit veya diğer ismiyle pas polimerizasyon reaksiyonunu tetiklemek için gereklidir. Yazarların hesaplamaları, bu enerji depolayan tuğlalardan yapılmış duvarların önemli miktarda enerji depolayabileceğini göstermektedir. Bu işlem, sıradan tuğlaları süper kapasitörlere dönüştürerek onlara pillerden daha hızlı şarj edilebilen ve boşaltılabilen daha büyük miktarlarda enerji depolama yeteneği verir. Görünüşe göre bu basit işlem, yepyeni tuğlalar üzerinde veya eskileri geri dönüştürmek için yapılabilir. Denemede, araştırmacılar bir parça tuğlayı 10 saniyede 3 volta şarj edebildi ve ardından 10 dakika boyunca yeşil bir led yaktı. Ekip, ayrıca, bu enerji depolayan tuğlalardan yapılmış duvarların, önemli miktarda enerji depolayabileceğini öneriyor. Bir süper kapasitör görevi gören bu tuğlalar, her saat yüz binlerce kez yeniden doldurulabilir. Ayrıca, bu akıllı tuğlaların su altında ne kadar kullanışlı olduğunu da gösterdiler. Proje üzerinde çalışan kimyagerler, sadece süreci büyütmekte kalmayıp, aynı zamanda bu akıllı tuğlaları, güneş pilleri gibi yenilenebilir kaynaklara bağlamak, bir dizi mikroelektronik sensör ve ışığı çalıştırmak istiyor. Araştırmanın başyazarı Julio Darsi Bu çalışmada, bir tuğlanın iç gözenekli ağına nüfuz eden manofiberlerden oluşan iletken polimer pedotun bir kaplamasını geliştirdik. Bu polimer kaplama bir tuğlada sıkışıp kalır ve elektrik depolayan ve ileten bir iyon süngeri olarak hizmet eder. Pedot kaplı tuğlalar, acil durumu aydınlatmasına güç sağlayabilen ideal yapı taşlarıdır. Tuğlalarımızı güneş pillerine bağladığınızda bunun bir gerçeklik olabileceğini düşünüyoruz bu, yükün yakın çevresinde 50 tuğla alabilir. Bu 50 tuğla, acil durum aydınlatmasının 5 saat boyunca çalıştırılmasını sağlayacak. Avantajlı bir şekilde, süper kapasitör görevi gören bir tuğla duvar, bir saat içinde yüz binlerce kez yeniden şarj edilebilir. Birkaç tuğla bağlarsanız, mikroelektronik sensörler kolayca çalıştırılabilir. Dedi. Ancak akıllı bir tuğla yapmak için yaklaşık 2 ila 3 dolar gerekeceğinden dolayı bu teknoloji şu an ticarileştirilmekten uzak. Ekip akıllı tuğlaların nasıl daha ucuz hale getirileceğini belirleyebilirse, bir tuğla verimli bir pilden daha fazla enerjiye sahip olacağından ideal bir yapı malzemesi olabilirler. Ayrıca bu teknoloji mümkün olursa elektronik eşyalarımızı doğrudan duvara takabileceğiz. Bu da daha az kablolama gerekeceği anlamına gelir. İlerleyen dönemlerde bu teknolojinin daha da gelişmesine şahit olacağız ve bu yenilik inşaat alanında bir devrime sebep olacak. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.